olsa yani onlar kesin kesinlikle başka da var. Hepiniz hoş geldiniz. Burada bulunmaktan hakikaten şeref duyduğumu, sizin gibi efendim ülke ekonomisine katkıda bulunan işçi kardeşlerimle yan yana olmak, efendim istihdam alanı sağlayan işverenlerle beraber olmak beni kalben, gönlem çok mutmain etti. İki yönü olan bir varlığız. Hem maddi hem de manevi kısmımız var. Böyle bir hasbihal etme imkanı elde ettiğimizden dolayı gerek iş kurumuza, gerekse fabrika sahiplerimize, işverenlerimize ve siz işçi kardeşlerimize şükranlarımı ifade ediyorum. Müslüman bir bedene, Müslüman bir anne babadan ve Müslüman olarak dünyaya geldik. Bizim bu İslam'ın, Müslümanlığın ana kaynakları nedir? Onlar Kur'an ve sünnettir. Sadece diyeceğiz ki Kur'an ve sünnet çerçevesi içerisinde bilgi sahibi olduğumuz zaman şu kaynaklardan yola çıkmamız gerekiyor. Eksik bildiklerimizi de tamamlamak üzere doğru bilgi kaynaklarını elde etmek üzere bir sunum yapacağız. Sizleri bilgilendirmek için çaba ve gayret sarf edeceğiz. Şüphesiz bizim görevimiz insanımıza doğru bilgiyi doğru kaynaklardan ulaştırabilmektir. Bakın sizi makinelerin başında aldık. Maddi dünyadan kopardık, manevi bir dünyaya böyle seyredeceğiz. Çünkü hocamın ifade ettikleri gibi insanoğlu gerçekten de gerçek mutluluğu ve huzuru maneviyattan alır. İşte bu üretim yerlerinin huzurlu olması, işçi işveren arasında muhabbetin olması, hak ve hukuklarını tanımaları, başkalarını kendi aralarına kara kedi gibi sokmamaları bizim için çalışma hayatı barışı için önemlidir. Ve ben burada tabii bir ilk olarak gerek Mehmet Beygillere gerek Uğur Bey'e ilk çalışmayı burada yaptığımız için ve onların teşvikleriyle, katkılarıyla bunu yaptığımız için teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, toplumu din konusunda aydınlatmak, genelde Diyanet İşleri Başkanlığımızın, özelde illerde ise müftülüğümüzün en önemli görevlerindendir. Hiç şüphesiz bu insanlarımızı aydınlatmak amacıyla bizler de ilimizde elimizden gelen gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Bu manada İşkur İl Müdürlüğümüzle beraber ilimizde bulunan fabrikalarımıza beraberce bir manevi kalkınma adı altında halkımızı doğru bilgiyle mücehhez hale getirmek, bilgilendirmek amacıyla bir program tertip ettik. Bugün itibariyle bizler de buradaki işletme sahibimizin hakikaten bizlere gönlünü, kalbini, işçilerini, fabrikasını açmasıyla ilk programımızı gerçekleştirmiş olduk. Bu anlamda bize bütün fabrikalarını açan fabrika sahiplerimize, işletme sahiplerimize ve iş kurumuza ben en başta şükranlarımı ifade ediyorum. Bizim burada yapacağımız husus buradaki çalışanlarımıza öncelikle doğru bilgiyi aktarmak olacak. Şüphesiz bizler farklı kaynaklardan günümüz dünyasında beslenen insanlarız. Ama yanlışlarımızı düzeltmek, doğru bilgiyi pekiştirmek, eksikleri tamamlamak gibi bir görevimiz de söz konusu. Bu anlamda kapılarını, gönüllerini açan bizlere, insanımıza da bunu bir vazife telakki ederek manevi dünyalarına insanımızın seslenmek üzere görevlendirmiş olduğumuz 10 vaizimizle beraber kadın erkek bütün işletme sahibinin efendim açmış olduğu bu kapıdan vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla elimizden gelen gayreti ve çabayı sarf edeceğiz. Bugün Batman'da özelde genel anlamda da Türkiye'de bir ilk programı gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikteyiz. Batman'ın en büyük işletmelerinden Medtekstil'de çalışma hayatında manevi kalkınma seminerleri adı altında
bir dizi program düzenliyoruz. İl müftülüğümüzün vaizlerinin katıldığı bu seminerlerimizde bir işbirliği, bir koordinasyon çalışması yapılarak işçilerimize, işverenlerimize, yöneticilerimize çalışma hayatının huzur boyutunu, manevi boyutunu aktarmaya çalışacaklar arkadaşlarımız. Bu programı biz düzenlerken şunu hedefliyoruz. Kuşkusuz modern çağda insan teknolojilerle donatılmış bir varlıktır. Ancak teknoloji hiçbir zaman insanın yerine geçemez ve insan robot değildir varsayımıyla. Biz insanı bu manada, manevi anlamda, duyguları anlamında, inanç ve düşünceleri anlamında takviye etmek için, onları desteklemek için böyle bir çalışmaya koyulduk. İşçilerimiz memnuniyetle karşıladı, işverenlerimiz memnuniyetle karşıladı. Umarım Batman'ın çalışma hayatına da, çalışma barışına da büyük bir katkı sağlamış olur. Ve üretimin, kalkınmanın sadece maddi anlamda olmadığını, insan denen unsurun aslında manevi kalkınmaya ihtiyacı olduğu bir gerçekliktir. Bir dizi etkinlik devam edecek. Bütün işletmelerimizde sürecek. Bu yıl boyunca bir program çerçevesinde işletmelerimizle işbirliği yapılarak devam edecek. Sadece tekstil sektöründe değil, eğitim sektöründe, gıda sektöründe, diğer imalat sektörlerinde talep eden veya bizim iletişim içerisinde olduğumuz tüm iş yerlerimize bu programı ulaştırmayı hedefliyoruz. İnşallah bu seminerler Batman'ımıza, iş hayatımıza, iş dünyamıza, işverenlerimize, çalışanlarımıza faydalı olmasını diliyorum. Bu müftülükle iş müdürünün ortak seminerini çok sevindik. Batman'da devamını bekliyoruz. Bize bildiğimiz eksiklerimiz var. Doğruluğun ve yanlışlığımız da bize doğru bir şekilde aktarmaya çalıştılar. Bizim için gayet iyi bir şekilde oldu. Gerek arkadaşlarım olsun, gerekse bir çevrem olsun. İlk defa böyle bir şey yaşadığı için çok mutluyuz, huzurluyuz. En azından bilgimizi tazelemek amacına, eksiğimizi tamamlamak amacına veya daha doğrusu genel anlamdaki arkadaşlarımızı eksikleri tamamlamış olduk. Maneviyata yönelik bir seminer düzenlendi. Bunu Türkiye genelinde düzenlenmesi aslında gereken bir düzenleme. Benim açımdan çok faydalı oldu. Benim ve çevrem açısından, iş arkadaşlarımız açısından çok faydalı oldu. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğine inanıyorum.